Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Doris severler. Bir önceki bölümde Bozburun'un kuzey koylarını gezmiş ve çeşitli deniz canlılarına rastlamıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda belirlenen karta tıklayınız. Yeni bölümde Bozburun'un güney koylarını keşfediyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Bozburun, Kiseliada. Güzel renkten günaydın. Aşk rengi bu ya. Çok güzel. Evet Edoş, ne haber? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Sağ ol. Bir mukabele. Ekseriyetli saat 9'un arası. Beyimle kahvemizi yudumlamadan önce biraz çim yiyoruz. Çimdikten sonra. Keçilerimize su veriyoruz. Şimdi kahve zamanı arkadaşlar. Şimdi özeti yani onu anlatmaya çalıştı vatandaş. Bazılarını da yan yanayken öldürdüm. Dakikada 10 tane falan öldürebiliyorum. Eda mutlaka böyle giyinir en aşağı. Yani şöyle giyinmeden... Bana taktı ya kafayı. Şeye çıkmaz. Böyle öyle yavaş yavaş şu taraflara gidiyoruz. Bozburun körfezini tanımaya devam. Bu kez Ada Boğazı'nı geçtikten sonra Bozburun'a kadar neler var onlara bakacağız. Şu taraf Bozburun oluyor artık. Merkezi. Burası da ilk soldaki koy. Bir şey diyeceğim, biz buraya koysak arkası tam şeye denk gelirmiş kıçı, gölgeye. Öyle mi oluyor? Evet. Böyle demir atsana. Esinti şöyle olacak yani. Gölge olacak. Hafif yandan alırsın o kadar. Güneşle başımız dertte. Yacht Club, katamaran bir şeyler var orada. Evet. Koyumuza geldik. Standart keçiler yine. Hemen aslında bunun arka tarafı o güzel plaj olan yer. Şimdi onun ön tarafına geldik. Burada güzel değil mi Edoş? Esintili aslında şey. Çok güzel bir yer. Aynen. Küçük plajı da var. Sıkılır isen plaja çıkıyorsun. Sıkılmaz isen. Da birazcık ses alabilir burası. Bensim sizi şöyle serinletelim. Serinletin beni. Aferin kızım. Seni baş köle ilan ediyorum. Maaşına zam. Pis firavun. Ne o firavun ne yapıyormuş? Bal yanına köleleri var arkadaşlar tabii ki her zamanki gibi. Mesela iki tane kölesine bol bol bal sürdürüyormuş vücuduna ve yanında tutuyormuş ki sivrisinekler onlara gitsin, firavunu rahatsız etmesin veya karesinek yani o kadar adi. Pis ola. Bu ne? Aa ne kadar güzel. Mühimmat kutusu MK'nin. Vay roket sanım var. Aa çok güzel. Bunu bizim kuzen hani bundan alıp da içini şey yapmıştı ya, çiçek yapmıştı ya. Ama bu çok güzel şey olur evet. Saksı yapmıştı. Ay çok istedim bunu ben de almayı. Aynen. Çok güzelmiş. Gerçek yani. Çok hoş. Bir tane karbon mu bu? Evet karbon var. Yacht Club'ın işte. Aynen karbonmuş abi terim ama. Karşıda aslında Yacht Club. Demek eskiden bir ara burada mı dediler? Boş diye buraya çekmişlerdi ama biraz bunlar harap vaziyetteydi. Hoş. Ne gibi? Belki de haraplarını mı buraya koyuyorlar? Olabilir bozulanları. Burası çöplük gibi yapmışlar. Kötü olmuş. Yakışmıyor buraya.
Baksana millet lavabozun şeyini atmış abi. Ne alaka yani düşün şimdi. Bir de sağlam yani saçma sapan. Biri alsın kullansın lazımsa. Ev de var burada tabii ki de. Her zamanki gibi evimiz de var. Burası da komşunun evi. İşte keçi meçi. Vesaire. Sen şu yoksa keçi toynaklarına mı domuz toynaklarına? Ha keçidir ya bu, pardon özür dilerim arkadaşlar, heyecan yarattım. Keçiye domuz yok. Mert be. Doğa bilgisi. Engin doğa bilgisi. Keçi. Bak nasıl kesiyor bizi bak orada. Boynuzlu. Kulaklı. Hadi gel buraya. Gel. Ya hadi ufaklarını sevdirmiyor. Sen bari sevdir. Ya seni de seveceğiz. Kle kle kle. Kafetan ne yapıyorsun gene? Otumu gölgede kalacak şekilde ayarladım. Botu da gölgeye demirledi gördüğümüz gibi. Çöpe attı. Neymiş? Burada güzel durabilirmiş böyle serince. Efendime söyleyeyim bir şeyler içebilirmiş. Meşrubat. Meşrubatlarımız yanımızda. Alkollü meşrubat. Hemen. Durayım mı burada? Var mı gerek? Şeyin mi? Şöyle değişik kayalar ve şeyler var. Hem şimdi hem kaya gibi. Yani bu da böyle güzel. Aslında bak burası da gölge açısından çok güzel bir koymuş. Erken tavsiye ederim ya. Yani evet. Bozburun'da yani buraya demirlersek çok erken gün batacak. Muhteşem gölgeli olacak. Şu anda bizim tekne hala mesela güneş alıyor. Evet. 7.30'a kadar falan. Ha güneş paneli için iyi ama burayı aklınızda tutun. Hemen soldaki Ada Boğazı'ndan sonra İskele'de kalan ikinci koy. Ve şu Temel Reis'in teknesi dediğim, geçen sene Tilos'ta karşılaşmıştık. Hemen arkamıza bağlanmışlardı. Çok tatlı insanlar. Yine gördük onları. Sabah görmüştüm koya girdiğini zaten. Aa Mert bak dedim, Temel Reis burada. Ama şuna bakın ya, çok tatlı yani. Bu ondan büyük, bu başka ya. Başka mı bu? Başka, baksana kocaman. Daha mı büyük? Evet. Gerçi ben hep Doris'in üstünden gördüm onu. Bence bu ya. Hareket, hareket oldu, oldu hareket ya. Mi? Kulakları çınlasın. Bizim Ayhan. Hastasıyız Ayhan. Gider ol der ya, bu da hareket oğlu. Çarşılar böyle şu arada. Çok güzel. Buralar hep arkeolojik sit alanı. O yüzden asla imara açık değildir. Bakın yani hemen zaten gene kalıntılar var. Biraz daha yaklaşalım görürsünüz. Baya büyük bir şeymiş ben. Buradan girebilir miyiz ona? Buradan geçeriz. Yok çıkma anlamında. Ha burada evet. Terör örgü var bak şurada. Evet o yüzden buradan daha iyi. Sağdan gel. Aa orada bir şey var. İskele mi? Kırılmış. Yer altı şekli. Buradan şöyle dolaşalım. Bizi merak edenler gidip gene güzel. Atıyorum. Ama arkaya döndü. Şuraya atacağız. Olmazsa bota da ırgat alalım. Çünkü atamadım. Burası kızıl. Pembe çakıl gibi Datça'daki.
Bu arada bayrak direğini dikmişler. Birkaç gün önce inikti. Üzülüyorduk adadaki. Oha, deniz yıldızı buldum. Deniz yıldızı buldum. Oley oley oley. Bir tarafı kırık ama çok güzel. Hemen ganimetleri ekleyelim. Burada bir avuç keçi kılı var. Evet. Burası da güzel bir koy gene. Burada arıcı var. Görüntü o. Orada kuyu mu ne bir şey var. Muhtemelen kuyudur. Vadi aşağı iniyor. Keçi boklar her yerde. Tabii ki de. Evet, kulet. Devam ediyoruz. Burada bir ağıl var. Keçiler için. Evet. Böyle de bir ağıl var. Bunlar hep antik. Hayvanların su içme yeri çok güzel. Evet. Ağıl değilmiş. Bu hayvanların su içme yeriymiş. Baya şey. Güzel. Denizden yürüyecek hep hoş. Tamam. Burada kopuz kocaman bir antik bir şeyler. Burası yalakmış. Hah, boş. Koskocaman yalakmış. Bak. Buradan gidiyormuş. Hafif ıslaklık da var ama kurumuş. Acaba sonradan mı yapmışsın? Bayağı su. Aynen. Havuz bayağı. Oo, bu çok güzel. Evet, adanın öbür tarafından bakalım bence de. Ben çok merak ediyorum. Adanın üstünde kale var. Mesela oraya nasıl çıkılıyor? Bozburun Kalesi. Hadi bakalım. Peki acaba önce bu solda başka bir koy var mı? Bakalım. Var ya şu evlerin olduğu. Ha, evlerin olduğu, onu biliyoruz. Arkadaşlar bu sefer şaka yapmıyorum. Gerçekten bir keresinde buradan ev alacaktık. Ancak kadın telefonlarımıza bakmadı. Sirenlerin sirene bakıyorum. Bayağı sanki orada sirenler oturuyor. Bizi çağırıyorlar gel gel diye. Aa, nasıl bir şey bu ya? Ve siren kayalıkları. Çok korkunç. Kocaman koy ya, baksana. Bozburun'a iyiden iyiye yaklaştık artık bu yani. İmam ve cami. Bu koyu da biliyoruz. Tamam, o zaman bakıp mı geçiyoruz? Bakıp da geçiyoruz. Bakıp geçiyoruz. Son üçüncü iskeledeki üçüncü koy. Bozburun'a giderken. Güzel bir manzara. Of, çok güzel be. Bayağı kıpkırmızı bir kum. Kıpkırmızı. Tam Bozburun'a karşı. Bu da üçüncü girintiydi arkadaşlar. Ada Boğazı'ndan Bozburun'a dönünce üçüncü girinti. Vallahi muhteşem. Ne olsun. Mis gibi kokuyor.
Şimdi kulakları söktüm, motoru alıyorum buradan. Motoru buradan alacağım ki botun içindeki suyu boşaltayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motoru söktüm. Şöyle geliyorum. Yağın akmaması için kolunun üzerine mutlaka bırakılır motorlar. Kolunun üstüne yağ akmaması için. Kol tarafına için. Yani öbür tarafa yatırırsanız yağ akar. Şimdi botun içindeki farklı tekrar alalım. Şu an karşılıyor. Biraz su girmiş artık. Peki su nereden giriyor? Ya işte ayağımızdan giriyor çıkıyor. İçine sıçrayanlar. Belki altında ufak yırtık vardı. Zannetmem olacağını ama. Evet ayağımızdan çok giriyor ama eminim yani. Ondan. Evet yani sürekli pıçı pıçı girip biniyoruz yani. Başından tutuyorum. Bayağı da su çıktı. Gördünüz değil mi? Bitti. Şöyle altını da kontrol edelim. Yani temiz gözüküyor. Tabi görüntüyle anlaşılmaz ama. Vay vay vay. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Şuradaki ev benim olacaktı gerçekten bir zamanlar. Bu duvar var ya o duvar bizim de. Bir duvar var bakın. İşte sahibinden bulduk. Anlaşmaya geldik. Maalesef cevap alamadık. Şurada güzel bir yelkenlicik var minik Nardes. Karavan koymuşlar. Burası çekek yeri. Normalde kışın bayağı çekiyorlar buraya tekneleri. İnsanlar eğleniyor Bozburunlular. Genelde yelkenlilerin köşesi burası. Şimdi arkadaşlar bu koyun ismini de böylece öğrenmiş olduk. Fero koyu. Afiyet olsun afiyet Feridun abi. Abimiz. Fedon değilim ama atlayacağım. Fedon. Tamam. Atlamayacak. Daha önce atlamış. Bu arada bizim gösterdiğimiz ev bu değilmiş. Şurasıymış. Evet, bunu da bu fırsatla vesileyle öğrenmiş olduk. Aslında denize daha yakınmış ya. Alalım orayı. İyi akşamlar. İyi afiyet akşamlar. Olsun. Bal şeker olsun. Gençler, sağ olun. Gençler. Sağ olun. Nasıl? Kumsalımız da var. Bir tane de. Aa biramız da evet. Şey armağan oldu artık. Afiyet olsun. Mavi Sürgün dizisinin çekildiği yer bu arada. Oradayız yani. Evet böyle böyle şirin şirin olmuş Edoş. Evet olmuş. Karşısında Bozburun da gözüküyor. Bak orada da küçük ada var. Güzel bir keç görüyoruz. Vay be arkadaşlar. İyi, güzel insanlarla tanıştık. Feridun abimiz. Tamam. Burası yelken cenneti. Evet, cılka çok tatlı. Baya denizci bir şeye benziyor. Şurada yalnız şöyle bir kayalık olduğunu görüyorum. Bu ada değilmiş ki. Yarım adaymış Mert. Bak şöyle. Ne olur burada dikkat et artık. Yine kum abi. Doris de buraya gir. Kal burada. Bayağı bütün kışı geçir. Burada bildiğin kışlanır kalın. Yani. Nasıl güzel ya. Evet sığlaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Zaten balçıkta hemen yengeç oluyor. Mert böyle bir yarımada Yunanistan'da olsa ne yaparlardı buna? Burada şapel vardı. Hemen bizi ziyaret ediyorduk. Aya. Aya Isidoro falan diye. Belleyip kalınmayacağını anladık. Bin bir sürü hayvanlar ve sinekler var. Bay bay. Evet en son artık burasıydı. Soldaki girintilerin hepsini böylece bitirmiş olduk.
artık tamamen Bozburun kaldı. Yavaş yavaş geçmişler yeri biraz. Aa evet, şuraya gitmiştik. Orada bir şeyler yiyip içmiştik. Tabii ya, suare. Yine kalıntılar Mert, gene sit alanı. Var evet. Değişik. Gene bir plaj var şöyle. Gözükmüyor burada. Dip tamamen kum olmalı. Aa, artık geçilmiyor. Bak yüzme için alan ayırmışlar. Güzel. Ha demek ki Bozburun'un asıl plajı burası. Pansiyonların, apartların önünde de kendine ait beachleri oluyor da. Burası da plaj kısmı yani. Tamamen şöyle görüyorum. Kumsal. Güzel. Şöyle bir otel yapılmış evet, çok, Mert. Çok şeyli. Onlar da yok. Çok katlı bir otel yapılmış oraya. Adını göremiyorum, gelmek isteyenlere söyleyemeyeceğim. Efendim, koy koy koyalım Büyük Büyük Büker'in programında bir Bozburun akşamında daha sizlerleyiz. Nasılsınız, iyi akşamlar efendim. Komşumuz Deren gelmiş buraya. Gemiye mi gitsek Mert Kaptan? Olabilir. Kalamar diyorum. Bak Migros Marina şu. Peki adaya direği dikmek için nereden çıkıyorlar? Direk biraz eğri olmuş ya, bayrak direği. Şurada güzel küçük bir restoran varmış Mert'cim. Oteller falan var. Defne Otel diyor mesela. Burayı merak ediyorsanız oradan bulabilirsiniz. Öyle ağzını yiyelim ama burada otelden başka bir şey yok gibi. Bir otel gibi evet. Onun içinde kart falan var, onu al da. Kredi kartı var içinde. İskeleyle restoranları alıp götürüyorlar. Bozburun. Burası oteller kısmı. Kajurum, majurum. Bak Mert, Selimiye Marmaris'e buradan gidiyor. Evet, orada bakkal var. Şöyle şöyle devam ediyor plajlar. Oteller. İşte halk plajı. Bakın belediyenin ücretsizdir diyor. Evet, şöyle bir Defne Lorina restoran mesela. Keyif yapılıyor. Gel. Masan burada ayrılmış Eda senin. Benim masamı mı ayrılmış? Senin masan burada. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Hep sevilen, sayılan, beklenen bir insanımdır böyle. Her zaman. Hemen geldim. Hemen de şöyle oturuyorum. Hemen şöyle oturuyorum. Pozum veriyorum. Afiyet olsun. Evet, taşlık bir plaj. Kum değil, gün batıyor. Burada da market ve oteller var. İşte halk plajı. Oteller güzel. Kafe vesaire var. Plaj yolu devam ediyor. Cheers yok mu kaptanım? Hadi bakalım. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Yum yum yum. Yum yum yum.